Tekrar merhaba kıdemli oyuncularım. Nasılsınız? Ben Trapoyur size her Diablo serimizin 3. aktına geldik. Tabii ki bir sinematimiz var, bir hikayemiz var. Ondan sonra giriyoruz. Yol arkadaşım o mezarlığın soğuk, kurak, ıssızcı havasına doğru girdi. Ve içeri girdikçe böyle gücü de artıyor gibiydi. Ama ben kapıda ışık ve karanlığın arasında kalan akıl sağlığımı bana söyledi. Hayır girme dediği yerde kaldım. Ama başka çağrım yoktu. Bu ses. Kafamdaki o ses artık sadece bir fısıltı. Daha derinlere doğru iniyorduk. Daha derinlere derinlere mezarın aşağısı doğru indik. Yol arkadaşımda bazı değişiklikler görmeye başladım. Daha da güç kazanıyor gibi görünüyordu. Kompanyanım gittiği yolu biliyor ya. Yol arkadaşım gittiği yolu biliyor gibiydi. Çok büyük bir salona geldik. Hahaha. <laughs> Ve sonra fark ettim ki aynı zamanda gücü, güç değil yani güç kazanmasının dışında içindeki insanlığı kaybettiğini fark ettim. Şeytani bir hızla ilerledi. Burada kalan canavar özgür kalmamalı senin tarafından bile. Bana ne yaptık yana bak. Beni özgür bırak. Bana yardım et. Oo. Acele et. Lütfen acele et. Hayır, sakın yapma. Seni aptal ve bu dünyanın sonunu garantiledin. Şu an yaptığın hareketin ne gibi sonuç olacağını hayal bile edemezsin. Kuras'taki ışık tapınağına git. Oradan cehenneme bir kapı bulacaksın. Ve oradan geçecek, Cesaret kendi bulman lazım. Marys taşı cehennem çekicine götür ve taşı yok et ve taşı al ve koş. Bu <laughs> gereksiz gazakarak başlıyorum şu an. Başka ne şansım vardı ki? Koştum. Ah, merhaba tekrar arkadaşlar Böyle heyecanlı gaza geldik. Diablo 3'ün, hey, Diablo 2'nin 3'üne geçiyoruz. Ve heyecanlı ben böyle sistemiz ki izleyince böyle artık sağım solum birbirine karışıyor arkadaşlar. Evet en azından akt 3'e geldik. E, Kurast'ın ıslak ormanlarında aslında gitmemiz gereken bir ışık tapınağı var artık. Eksici hikayeye özellikle geçmek gerekirse aslında biz 2'nin sonunda Talrashan'ın mezarına gittiğimizde orada Tyrael vardı. İşte geldin hala geç değil gitmen gereken yol burası vesaire diye orada bizden yardım istiyordu. Oradan da bağlı hikaye ama arka tarafta olan hikaye aslında e, yıl orayı gard Merius e, Marius aslında kaderi birazcık değiştirip o Arash'ın göğsünden çıkardığı taş aslında Bael'ın yani Lord of Destruction yıkımın e, arkadaşının taşı olması gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam or. Eğer kendi bir hata varsa zaten bunu düzelteceğim. O yüzden yorumlara yazarsın sevinirim. Sanırım çünkü orada şey karıştırıyorum her seferinde. Oradaki taş bayalım mı, Mephiston'un mu vesaire gibi ama göreceğiz. Ya sürprizler dolu olsa en azından. Merhaba Hüratli. Kurasta hoş geldin yolcu. <gülüyor> <gülüyor> Artık e, ee, kimse buraya gelmiyor. Burada en azından biraz akıl sağlığı gerekiyor çünkü fazla kim kalmadı. Ben Hüratli'yim. Buranın büyücüsü ve aynı zamanda metal için de yetenekliyim. Sana yardımcı olmak tabii ki büyük bir zevk. Çok fazla müşterim yok bu zamanlar. Hmm, Mephisto'nun güçleri yüzünden buradaki nüfus bayağı azaldı. Bütün kanallarda şeytanlar ve yaratıklar mevcut. Ve Orman Cehennemi zaten kurası çok olarak bitirdi. Hmm, burada bir tane büyü var ve bu aslında bu idiğimlerin gelmesini buraya engelliyor. Bu küçük liman şehrinde. Hmm, Zakarum'un çocukları hala Mephisto ile birlikte çalışıyorlar. Travancal'daki şehirde onları alıp bütün kafalarını bozdu ve onu kendi yanlarına çekmeyi becerdim. Warriors of Light denenler artık birer kuklaya dönmüşler. Başka bir şey diyemem bu konuyla ilgili. Pekala. hala ee, bizi buraya getirdin. Biz de burada elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız tabii ki size. Nasılsınız arkadaşlar? keyfa yeni durumuyorum. Böyle hızlı güzel bir giriş yapmak istedim. Böyle videosuyla birlikte biliyorsunuz o standart böyle bir e, gelenek haline geldi. Çok fazla zaman kaybetmeden. Peki ormusa konuşuyorsun şu an. O bir zamanlar iyi güçlü bir büyücüydüm ama şu an artık batan bir gemideki fare gibi yaşıyorum. Ormus sende garip bir değişiklik görüyor. Ama aynı şekilde kahramanlarda böyle değildir. Tekrar konuş sana bilgelik verebilir. Ya da sendeki bilgeliği dışa çıkartabilir. Oo, söylenmene bak. Ormuz şurumuz bizim buradaki Potion, Potion Meister. Evet şu kullanmayacağımız. Hakan aslında bunu bir yerlerde kullanabilirim ya. Poison Resist, Lightning Resist. Şu armor için değmez ya. Şöyle hemen abuk subuk bir kenara bırakalım. Aha Deckard burada. O bu muhteşem kuraslı yıllardır gelmemiştim. Ama bu kadar bu kadar bozulmuş olacağını hayal bile etmiyordum. Bu Mephiston'un işi. Best get going, my Diablo ve Bale, e, Bale hala dışarıda onları bulmalısın. Evet tamam doğru hatırlıyormuşum. Aldığımız işte taşı ve Diablo onunla birlikte gidiyor. Biz de onların peşinden Hellforge'a doğru gitmeye çalışıyoruz. Nice. En sevdiğim. Burada birazcık yer açılmış olması gerekiyordu ya. Hemen şunları bir ufak bir dönüşüme uğratalım. Ah, hep aynı hatalar. Ee, şöyle ki, sanırım bunu artık burada satabilirim. Bu asayi. Halkan şimdi kalsın yanımızdaki. Abimiz nerede bizim? Aa en son ölmüştü değil mi o? Onu da bir, bir ara bulup geri getirmem gerekiyor. Hmm. Daha böyle giremedik ama çözümümüz gereken bir sürü problem var aslında beraberinde. Aha. Ah. Ha, lanet olsun beni keşke yalnız bıraksanız. Okey. Alkol buradaki gambler. Bu arada oyunda hiç göstermediğim bir şey var arkadaşlar. Oyunda gambling diye bir şey var. Yani gold verip item alıyorsunuz ve büyülü bir item çıkma şansı var. Daha önce hiç girmemiştik buna ama sanırım şimdiye kadar çok uğraşmadım. Şimdi de yapmayacağım. Okey dur gel. Biz kendi, kendi elemanımıza birlikte takılacağız olsun. Öyle sizin buradaki aktüçün aslında elemanları da fena değil. Yanınızda böyle işte soğuk, ateş, elektrik vesaire gibi yetenekleri olan böyle bayağı sıkı ağır alabiliyorsunuz ama... Oo, oh, burada hala 15.000. Bunu bir sonraki aktı 20 bine satabilirim. Ulan saklama vaktimiz geldi. Ay çantada yerler de kalmadı. Nasıl you can't? Evet hakikaten she can'tmiş ya. Şunu da bir, bir, tür Runeverse yapacağım diye aldım. Kullanamadım. Scanlayalım. Burada daha iyi zırh çıkacaktır ya. Bunu artık satayım ben. Evet iki soketle yapmak istediğimiz... Ee... Zırhlardan bir tanesi yapabileceğimiz bir arkadaşımız çıkacak. Bunlar birazcık preparation stage gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar yani şu an aslında küçük küçük hazırlık yapıyorum. Eee çünkü aktüç uzun. Aktüç ıslak ve aktüçün sonu da bir Act kadar rahatsız edici olacağını söyleyebilirim size. Okey. Artık kapıdan çıkıp ilerleme vaktimiz geldi. Vuh! Ha Dark Wanderer. Buradasın. Nereye gidiyor acaba? Herhangi bir şey yapamıyoruz. Ya da bunun bir görseliydi sadece. Hmm. Şimdi burası birazcık tatsız olacak. Çünkü o kadar uzun derin ormanlardan geçiyoruz ki arkadaşlar. Ya. Tahminimizden çok daha uzun yollar yürüyor olacağız. Sola gitmeyi seçeceğiz. Sağ tarafa doğru kocaman bir orman daha bizi bekliyor olacak. Sağa gitmeyi seçeceğiz. Sol tarafta kocaman daha bir orman bizi bekliyor olacak. Böyle İnanılmaz kaotik bir yere girdik. Baksanıza yerde. Şimdi benim en sevdiğim fetişler geldiler. de böyle ortakta geziyorlar. E Jade Figurine. Hmm bir quest, bir görev ortaya çıktı hemen. Bunu Kayn'e e götürmem gerekiyormuş. Okey K'ye e götürüyoruz ama birazcık ilerleyelim de. Bari yolumuzdan çok sapmadan. Porşunlarımızı da alalım. Ben çünkü kullanıyorum. Bol bol -bo sık sık bir şey kullandım. Için. Kullanıyorum. Gördüğünüz gibi sol taraftan gidiyorum. Ama şurada şu tarafta giden bir yol daha var. Ooo. Fetişe Lightning tek seferde. Bayağı bir damage veriyorum. Çünkü bu en son atmıştık. Birazcık skill dağıtmıştık değil mi? Tabii ki. Buradaki dağıttığımız bu lightninglerin faydalarını görüyoruz şu an. 5-5-5. Güzel. Çok güzel. Bayağı güzel olacak bu. Kane'e figürü sormadan önce biraz daha olabildiğince ilerlemek istiyorum. Çünkü bu Spider Forest tam girdim şu an. Girdim Spider Forest'a. Burası yoksa en başından beri Spider Forest mıydı? Güzel. Tahminimden daha rahat ilerliyorum. Gerçekten tahminimden daha rahat ilerliyorum. Okey gidelim bir Kayn'e e. Şu abinin ne olduğunu soralım. Merhaba Kane. Lutko Lane'de Mesif bana demişti ki Jade figürünlere karşı bir şey vardı ve onların ne olduğu hakkında bilgi alabilir. Hmm. Mesef. Mesef bizi buraya getiren e, gemici bu arada arkadaşlar. Hmm. Sana verdim verdiğim söz gibi seni buraya getirdim. Keşke buraya lanetlenmiş buraya gelmeseydim. O bıraktığım müthiş kuras gibi olamaz. Buradaki evil ne bilmiyorum, kötülük ne bilmiyorum ama benim evime yok etmeden bulabilirsin. Ha Jet Figurine benim evimdeki seti tamamlayacak. Golden Bird yıllar önce, yıllar önce altın bir kuş vardı evimde. Ona karşılık bunu sana verebilirim. Peki. Şimdi bu altın kuşla bakalım. Kane'e ne anlama gelecek? Böyle garip gizemler çözmeye devam ediyoruz. Yani aslında hani sırf böyle hack and slash RPG olması dışında oyun içerisinde böyle bir sizi bir gizeme etiyor ya Kuyile adında bir büyücünün adını duymuştum efsanevi. Ve ölümden sonraki hayatı araştırıyordum. Onun külleri bir tane altın bir heykelce konmuştum. Peki. Bunu da Alcor'a götür. Alcor'da yukarıdaki gambling yapan abimiz de. Hemen onu yerine de götüreyim. Bakalım herkesin bu altın kuş heykeliyle ilgili söyleyecek bir şey var. Kulyenin Kul altın kuşu. Teşekkürler dostum. Bunun üzerine birazcık deney yapacağım. Sen kendinde bir şeyler bul. Sonra senin için yapacağım şeyi görmeni bekliyor olacağım. Return for reward. Tamam dönüyorum ama bana reward vermiyorsun alcohol. Hmm. Kuliyeden sana bir iksir yaptım. Peki kulyenin bana bir iksir yaptın. O oh, 20 dakika. Potion of life. Nice. 20 hit point daha. Bunu hayır demeyeceğim tabii ki. Güzel. İkinci kulesimin ne olduğunu bilmiyorum ama bir bilinmezlik olarak buralardan devam ediyor olacağım şu an. Hem zehir hem ısırık. Çok çok zor işler bunlar. Baksanıza yani daha şu an haritanın sadece bir tarafında sadece sol tarafından yukarı doğru ilerliyorum yani. Daha işte arada açmadığımız zilyon tane ara bölüm var. Oralarda hep geri dönmek zorunda kalacağım tabii ki. şu aşağı tarafta gitmediğim bir yer var. Oraya bir geri dönmek istiyorum. Bu böyle inanılmaz labirent gibi büyük ormanların içerisine geçtiğimiz bir bölüm. O yüzden de tahminimizden aslında çok daha uzun sürüyor olacak. Bütün bölümlerimiz daha uzun sürüyor olacak. Çünkü ben ne yaptım bu buluyor olmam gerekiyor. Biraz da karışık. Yani. Asıl korkum normalde Mephisto ile böyle karşılaşacağımız zaman. Evet bu aksan sonunda Mephisto var arkadaşlar onu da söylemem gerekiyor. Bizim kardeşlerin abilerinden diablo müstafa bel ee, şey hiç bu, bu yakın dövüş yaptım hatırlamıyorum yani. yani hep uzaktan o yani. elit takımlar gelsin nasıl olacak bilmiyorum ha güzel şu an bu taraftan girerek aslında geldiğimiz yere bağlandı of şu an çok mutluyum. Normalde dediğim gibi yani buradan bir sağdan gidiyorsunuz bir soldan gidiyorsunuz ve ortalık birbirine giriyor. Evet güzel. Şu an örümcek ormanını en azından sağını solunu her yerini açmış olduk. Yay, yaşasın. Birkaç gündür videoları e, bir aksattığımı biliyorum arkadaşlar. Bunun dışında özür dilerim çünkü e, bir yandan çok yoğun bir iş temposu içindeyiz biliyorsunuz. Oyunumuzu hazırlıyoruz İşte görücüye çıktı. İnsanlar beğendi destekledi derken Mart ayını teslim edebilmek için çok yoğun bir çalışma yapmamız gerekiyor. Onları hallediyorum bir yandan. Oralardan birazcık rahatladım, nefis bulduğum her anda gelip sizin için bir Diablo videosu çekiyorum. Aa, aslında bir an önce Diablo bitirip Baldur's Gate'e başlamak çünkü Baldur's Gate'i de anlatacak o kadar güzel hikayeler var ki. Bir de o Baldur's Gate'i böyle birazcık tripli oynayacağım. Bu Diablo'daki lore videolarını yapmak istediğim gibi üzerime böyle cübbeni geçirip böyle zaten yaptığım ankette oyundaki karakterler ve onların hikayeleriyle oynamamı istemişsiniz. Onlarla birlikte takılıyor olacağız. Ee, eski tip işte Dungeons and Dragons ve FRP ve 20 dediğimiz 20'lik zar kültüründen gelen oyunlara gelip onların da böyle hikayelerini anlatan da sizlerle burada anlatıyor olmak böyle uf, çok çok heyecanlandırıyor. O yüzden Diablo'yu da bir önce bitirmek istiyorum. Yani hem istiyorum hem istemiyorum tabii ki. Yani aldığımız ek müthiş. O yüzden bulduğumuz fırsatlarda Diablo'da ladder'da kasmaya devam edeceğiz karakterimizi. Böyle güzel set itemlarını toparlayıp böyle çok farklı zorluklardaki ileriki level'ları ve nasıl oyunun neler açtığını getirdiğini göstermek istiyorum. Ama bunun dışında Tabii ki Baldur's Gate oynamak falan da yani bu çok ayrı bir şey. Spider Forest'ın içerisinde bir yere geldik. Oo, burada bir Örüm Böcek yuvası var. Hem Poison yiyorum hem o gidiyor. İnanılmaz. Bizim elemanda da gelip yardımcı olsa bayağı iyi olacak da Genelde beni yalnız bırakmayı tercih ediyor sanırım Hımm hı 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 Burası örümceklerin ee, Örümcek ormanı olmasının herhalde sebebi bu olsa gerek değil mi? Yani, oh waypoint harika Waypoint'imizi de bulduk Okey O zaman Gelelim bakalım Örümcek ormanında bizi neler bekliyor bir de mağarasında tabii ki. Şu i̇şte ekstra goldlar varmış. Şunları da hemen toplayalım. Savaşçıyız ama altınımızı toplamadan şey yapmıyoruz yani. İnsanlık için o kadar mücadele et. Ama bir yandan da tabii ki hazineleri ve ganimetleri kovalamaya kaznıza. Çok feci feci zehir yedik. Evet, artık tahminimizden daha fazla mana harcamaya başladık. Kullandığımız ee, skill skill'le alakalı olarak olduğunu düşünüyorum tabii ki bunun. Bir, bir, tık daha iyi bir item çıkmasını isterim açıkçası şu an silah olarak ama Bakalım nasıl olacak? Olabilecek mi? Olacak mı? Olmayacak mı? Ha, Burada bir Treasure var Burası tek katlı bir yer miymiş? Güzel şuna gelir Ben bu hazinenin içerisinden ne çıkacak tabii ki onu da bulmak önemli Hobarey Gördüğünüz gibi bir yeşil eşya çıktı. Bunlar set itemler arkadaşlar. oyunda size gösteremediğim, uzun zamandır göstermek istediğim, karşıma çıkmasını beklediğim set itemları. Set itemları ne diye sorarsanız da hemen size hızlı cevabını vereceğim. Bunların belli isimleri var. Bu isimlerden 3'er parça, 5'er parça ya da 4'er parça. Bunları alıp üzerinize taktığınızda bütün set bonusunu kullanıyorsunuz. Aslında böyle Diablo 1'den Diablo 2'ye geçişteki en önemli e, ee, item girişimlerinden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Altın zarım var. O var. O da var. Heyecanlıyım. Şunu hemen ayrıntı vermem lazım. Sanders Tabu. Okay. Heavy Gloves. Şu an takamıyorum. Çünkü level 28 istiyor. Ama 30 armor veriyor. Üzerine %20 atak speed. Atak speed'im artıyor. 9-11. 3 saniyede bir zehir vuruyor. 40 life veriyor. 24 defense veriyor. Muhteşemsin. Muhteşem. Bu ihtiyacım olan biri gerçekten. On to life, 48 armor. Geç. Save. şu yanımızdaki abimize ne varmışız? 7, 27. Yok. Oo bu arada arkada büyük bir ihtimalle az geliyor bir sesi ama Diablo 1'deki çalan müziklerden bir tanesi oluyor. Wow. Wow. Buraya koymuşlar. Gereksiz gaza geldim. Akt 3'te gereksiz gaza gelmeceler. Çok güzel. Level 28 olmam gerekiyor. Yani daha 5 level'ım var bunu kullanabilmek için. Bu da yaklaşık herhalde 4 video sonra falan 4-5 video sonra kullanabileceğim bir şey Çünkü experience run yapmıyorum. Ee, oyunu olması gerektiği sırada oynayıp ilerlediğim için bu item'i birazcık saklayacağız ama bize bayağı bir götürecek eşyalardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Çünkü hem life hem armor, deli armor veriyor. Üzerine şey, e, ee, damage arttırıyor. Daha, daha ne olabilir ya? Bir, bir eşyadan daha ne isteyebilirsin yani? Oh, bir tane minion geldi buradan, Of bu ne? Şimdi, böcekler burayı kapmış. Ama yerindeki mızrakla hakikaten tam böyle bir böcek avcısı gibi geziyorum ortakta. Böyle lap saplıyorsun ya böyle sıpık sıpık. Ben bir minyon koşmuştu. Bunlar ekstra speed minyonlar. Gelin bakalım. Fark etmedin sanırım. Morningstar. Bir topuz düştü. Ee, sanırım örümcek ormanını genel olarak tamamlamış gibi duruyoruz. Ben burası sanki böyle bir iki katmış gibi hep böyle aklımda kalmış ama öyle değilmiş. Burası bize küçük tatlış bir ödülünü verdi bence. Oyundaki ilk set eşyamızı düşürdükten sonra her tarafı açmışız. Güzel. Büyükmek için bir tur daha açalım. Buna bayağı bir yani şey gibi labirentleri de aynı şekilde eee oyunun geri kalanındaki yani üçüncü aktın geri kalanındaki gibi bayağı karışık. Bayağı saçma saçma karışıklar hatta yani öyle söyleyeyim. Forest bitirdik. Şimdi şuradan yukarı doğru devam edeceğiz. Bu bize bir sonraki haritamızı götürecek diye ümit ediyorum. Skill, bet Hem bana hem stamina drain ediyorlar ya şu sinekler baya tatsızlar bu arada baya tatsızlar yani boş. Bu tüftürçülerin böyle elindeki blow dart kullananların bir de şöyle var. Şamanları var. Bizim normal carver'lar gibi. Böyle bunları kaldırıyor ediyor. Bir de böyle yanına gittiğinizde deli gibi inferno büyüsü satıyor ve yani life'ınız böyle resmen eriyor. Biz onu böyle elitlerine falan denk geldiğinizde üf yani bayağı tatsız. Yine bak şu alttan da geçilecek bir yer varmış. Hep böyle İleri geri, ileri geri oynayarak ilerlemeniz gerekiyor bu ortada maalesef. En azından çift taraflı yolunuzu açabilmeniz için. Alımızı, potionumuzu alalım. Biraz daha XP alabilsem tabii ki çok daha güzel olacak oyunda ama artık tabii ki zorlaşmaya başladı level atlamalar. Ve benim ihtiyacım olan şey en az 4 tane level almam gerekiyor. <gülüyor> Efendim? Efendim? <laughs> Staminamızın dolmasını bekliyorum yani anla. Şimdi koşturup bunları yakalamaya çalışırken inanılmaz stamina harcanıyor. Bakın burası nereye gidiyor. Gördüğünüz gibi daha bitmiyor yani hala örümcek ormanındayız. Gerçekten orman gibi yani. Böyle sonsuzluk Burası Great Marsh. Okey, burası Great Marsh. giden. Oo, burada garip garip. Yaratıklar, hayaletler bir şey gelmeye başladı. Okey, Spider Force'u bitirmedik ama daha. Spider Force'u bitirmediğim için önce burayı bitirmem gerekiyor. Daha gitmediğim yerleri var. Örümcek ormanın çünkü. Bir dakika şu aşağı tarafı. Ben başlayarak. Ya bir de şimdi her bölümde birazcık daha başlamam zorlu olacak benim. Çünkü bu karışık gittiği için önce oraların girişlerini buluyor olmam gerekiyor olacak. Çünkü Battle.net oynadığım için her seferinde harita değişiyor arkadaşlar. Bunun böyle birazcık zorluğunu yaşayacağım ama bakalım. Çok problem olacağını düşünmüyorum. Yani bir, bir yolunu bulacağız herhalde ama. Böyle Spider Forest'ı bitirmek istiyorum. Spider Forest'ın nerede bittiğini buldum. Üf. Hoppa. Bu sefer de bir adet set item daha düştü bu ne? Berserkers. Barbar, barbar olsaydım şu artı bir barbar. ahhi şuna bak. Bu sanırım arkadaşlar her seferinde e, oyuna her girdiğimde düşen magical item'lara göre bir seed yani böyle bir randomness ilkesi belirleniyor. Ya da oyun kademe kademe size 3. akta artık bunlarla tanıştırıyor gibi böyle bir update veya güncelleme veya düzenleme yapmış olabilirler hiç fikrim yok. Ama hiç alışık olmadığım bir şey arka arkaya set item'ların düştüğünü görmek. Örümcek orman artık bitebilir mi lütfen ya? Evet burası da şöyle bağlanıyor burayla. Güzel. Bir de şu ortada gitmediğimiz bir alanı kaldı bunun. Bir sağ tarafı olacak. Şunlarımızı içelim. Son. Yani olabildiğince XP almaya çalışıyorum çünkü yani level atlamam lazım. Bunun başka açıklaması yolu yordam yok. Abinin üzerine kaç? 94 zırh var. Poison Light Reduce olmuş. Hmm. Magic Damage Reduce yok. Bunu satacağız. Benim de çok işime yaramıyor açıkçası. Gerçi 94 zırh. %17 117 Fast Rate Recovery. Tuzağım burada fena değil aslında. Fast Recovery evet önemli. Benim için. Ama burada o kadar önemli mi ona emin değilim. Şimdi görüp deneyeceğiz bütün buraları da temizledik sanırım. Şurada bir gireceğimiz ufak az bir alanımız kaldı. Ve ondan sonra da örümcek ormanını bitiriyoruz. Ve daha hiç ne yapacağımı bilmiyorum. Görevlerim hiçbir açık değil farkındaysanız. Al kullanıyoruz bana çünkü. Bu taraftan devam edince hala örümcek ormanı Anlamıyorum ya. Şuraya bak, bitmiyor. bir yere daha geldik. Örümcek ormanı sanırım son şey kısım burası. Girecek olan bölgesi burası sanırım. Evet aynen. Çünkü buradan artık daha fazla gidecek bir yer yok. Buradan da bataklıklara doğru devam edeceğiz. Bu ne? Spiders Cavern. Burada bir örümceğin mağarası varmış. Ya rezalet. Sanırım örümceğin mağarasını bizi bekleyen bir şey olacak tabii ki ama bunu bir sonraki bölüme bırakacağım tabii ki arkadaşlar. Çünkü girersem sonsuzluğa doğru devam ediyor olacak ve böyle biraz daha optimal optimize edilmiş çantası ruhu rahatlamış bir şekilde girmek istiyorum, devam etmek istiyorum. Okey. Örümcek ormanının sonuna geldik. Örümcek ormanının sonundaki örümcek mağarasını bularak tabii ki. Bakalım nasıl bir yermiş içerisinde. Hemen bakalım mı? Bakalım. Fah, neyse dayanamadım. <laughs> Dayanamadım, dayanamadım. Temizleyeceğim burayı da. Örümcekler neredesiniz? Bakalım. Aaaa! Ha, süper. Bunun da hazinenin sonunu hemen hemen buldum. Çok güzel. Yine burası da böyle çok katlı bir yer zannetmiştim. Korkmuştum açıkçası. En azından Değecek şekilde tamamlamış olduk Hakikaten değecek şekilde tamamlamış olduk Güzel Şöyle full clear'ımız yapalım Ya çünkü bir level atlamak istiyorum ya Yani böyle aşağı yukarı bundan önceki bütün videolarda her level Yani her videoda bir level atladık Niye şimdi atlamıyorum Ooo champion Çantamız bir sürü dolu. Bunları bir yere gidip boşaltmam gerekiyor ama yani nasıl uğraşacak mıyım onu da bilmiyorum ya. Bak Fiji Fiji ürüyorlar ya. Bütün mağaralara girmişler. Haydi haydi. Hazineye giden yolda durdurak bilmeyen Tuna. Örümcek ormanı temizleyeceğiz. Kuras o eski ihtişamlı günlere geri getiriyordu arkadaşlar. Ben buna inanıyorum. Ha işte Minion'la. Hmm güzel bir kafalık miğfer düşüş sanki ha. Skull Cap. Sarı, sarı, sarı var. Bunun kafası ne var? Artı üç enerji. Süper. Sana kompanyonumuz için bir şey bulduk. Ya da kendimiz için. 11, 25. Yani bir ceceğe yaramıyormuş. Tatsız. Okey. Böyle geldik. Örümcek. Ooo! Kalemin gözü. Kalemin gözü mü? Bunları bir boşaltalım. Best. Aslında görevlerimizden bir tanesi buradaydı tabii ki arkadaşlar. De, de, de. Search for Kalimbre, Flare Dungeon'da Kalim'in beynini ara. Kalim'in gözünü bulduk. Şimdi sırada beynim var. Bunu gidip bir Deckard'da konuşmamız gerekiyor ve çantamızı boşaltmamız lazım tabii ki arkadaşlar. Ultimate... Unutma ki senin buradaki amacın Mephisto'yu yok etmek. Kalın şey, içerisindeki Kule'nin içerisindeki büyük bir Horadrim'in içerisinde hapis durumda Mephisto. Mephisto'nun mezar şeyine girebilmek için e, hapishanesine girebilmek için e, Compelling Orb diye bir artefakt kullanman gerekiyor. Zakarum'un e, rahipleri ne kullanıyor kendisi olarak? Ve bu orbu kırabilmenin tek yolu da ee, Heh, en son o Zakarum'daki bütün o işte, Champion of Light, Warrior of Light'ları işte, kirlettiği için e, onların gücü vesairesi lazım ve onlardan bir tanesinin parçası, işte her birinin gözü vesairesi onları toplayarak şey yapıyoruz. kalemi K. Hagen olarak şey yaptı. Ve burada Mephisto'yu tekrar vücuduna soktu. O, bana okumadım yani bayağı kitabını dinliyordum. Zaten. Kendi kelime dinledim her şeyden. Kalemin dağılmış parçalarını toplamak. Kalbi, beyni ve gözü. Bunu Horadukub içerisinde kalemin topusunu yapacaksın. Bununla birlikte or, Competing verilen o Mephiston'un bulunduğu layer'ı saklayan şeyi kıracaksın. Ve ondan sonra da bunu Kalims'in kalemin will'i, kalemin ne de will. Adalini, e, will, Adaline, will ne diye çeviririz onu? Kalim's will. İradesi, kalemin iradesini çevirmek gerekiyor ve sadece onu yapabilirsin. Çünkü zamanında işte bunlar döndürülmeden önce yani Mephisto'yu zakorum, zakorum Mephisto'yu işte o Horadrim'deki abiler kendi taşını yine saplayıp kontrol tuttuğu için bu Korat olan diğer abiler de bunların parçalarıyla o bütün oradaki priestlerin, Korumun pri rahipleriyle bir büyü oluşturup bulundukları mekanı ölümlü insanlardan sakladılar ve aşağı tarafta tabii ki Mephisto varlığını sürdürebiliyor vesaire gibi bir durum söz konusu. Biz de aşağı inip orayı bulup Mephisto'yu öldürüp oradan çıkmamız lazım. Çok güzel. Harika. Yani en azından bir görevimiz var. Flare Dungeon'a geçeceğiz bundan sonra. İnşallah identify ettik. Bir görevimiz aldık. Bir bir şey daha söyleyeceğim var. Evet görevimiz şimdi aldık ve sonra da kalemin gözünü bulduğumuzu fark etti. Mephisto'nun gerçek yerine olan yolu gösterebilir. Heart, brain Topuz, kalp, beyni koyacağız. Ve ondan sonra kalemin iradesini yapacağız. Ve kalemin iradesiyle o büyüyü bozacağız. Ve Mephisto'ya doğru ineceğiz. Harika. Evet. Bunu saklıyoruz, bunu satmıyoruz. O iki soketli sarı topuz. Wow. Wow demek istiyorum sadece. Ben slifer'ı kullanmıyorum. çok enteresanmış ya. Ama yapacak bir şey yok. Kullanmayacağım. Kullanmayacağım için satabilirim. Kalemin gözde burada. Item cannot be traded. Tamam, tamam. Şey yapamıyoruz, değişemiyoruz. Harika. Olsun, sorun değil. Kantada yer kalmadı. Şurada ufak bir operasyon yapmamız gerekecek gibi duruyor. En azından çok az daha yer açabildim kendime. açılan az yerler işimize yarayacak. <laughs> evet. Siz de görün arkadaşlar. Bu <laughs> iş yaparken başıma gelen bir şeyler. Okey. Benim gözüne koyalım. Öf tamam. Her yerimiz hazır, her şeyimiz hazır. Süper. Bir bölüm daha sonuna geldik. Yine tatlış güzel bir bölüm oldu arkadaşlar. İyi ki varsınız, iyi ki izlediniz, iyi ki beğendiniz ve yorum yaptınız ve paylaştınız ve tabii ki sevdiğiniz arkadaşlar çok buna ihtiyacımız var çünkü. Bir sonraki Diablo 2 Akt 3 bölümünde görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Yine de çok iyi bakın. Hoşçakalın.